bağladım. Bütün kötülükler aşıldı şu anda. Şu anda dünyanın üzerindeki geçiş gemilerimiz dünyaya inebilecek duruma ulaştılar. Bu ne demek, size izah edeyim. Hepiniz iyi bilin ki dünya üstünde federasyonun geçiş gemileri vardır. Bu geçiş gemileri bizimle kendi yoğunluklarında çalışıyorlar. Ama bizim yoğunluğumuz ve onların yoğunluğu tohum olarak bütünün gücünü koplarken tahtissizdir. Ve bizlerin gücümüzle bu yoğun ışık bütünün gücünü türevleriyle topluma indirir. Her dereden bu bilgiler akışa geçer. Akış haline geçirdiğinde muktedir ilim akın ilmiyle birleşir. Çok kolay değil bu çalışmalar. Ama şu anda yaptığımız çalışmalar kendi bellek kayıtlarımızın bilinçle bütünün gücü halinde tohum ekişidir. Dünyayı yaşama indirmektir bu. Savaşın sırrı budur. Bin Allah ilmi tek bir kapı olduğunda biliş kodları tüm insanlığa Kur'an olup akar. Biz dünya olarak bu çalışmayı yaparken dünya üstündeki tüm geçiş gemilerimizle bu yoğunlukta kodlama yaparlar. Dünyanın örtüsünü örtmeye niyeti olan hiçbir geçiş gemimiz yoktur. Savaş veririz zaman zaman o geçiş gemilerinde. Dünyalı olmamızdan dolayı kök sessizlikleri dürümlediklerini düşünenler de o gemiye alındıklarında kontrol dışı bilgiler dürümlere çekilebilir. O zaman biz dondurulanların kontrollerini sağlarız ve kodlarız onları. Kaç akıl ışığı bütünün gücünü oğullar, kaç ışık bütüne görev taşır, kelamda insan soyu ne halt eder diye sormam. Sadece derim ki ilim, ilim, ilim. Canlarım ilim. Devinim hızlandı. Kör sağır görev istiyor. Öyle mi? Yok, hayır. Sadece ışık kırmak isteyen birileri devreyi açıp kapatırlar. Ve biz de onlara kaynaktan bildiririz. Canlarım. Şunu iyi anlayın ki dünya dışı ve dünya artık bir tek ilimle çalışıyor. Dünya dışı ve dünya bir tek ilim. Bugün biz hepimiz o geçiş sayfalanışlarını yapıyoruz burada. Geniş kapıları açtık ve geçiş sayfalanışları yapıyoruz. Bellek kapısıyız biz. Ve biz doğan gücü tohumlayanlar ve türevlerini kontrol altına alanlar olarak buradayız. Dünya dava açmıştı her diri için ve üzerinde görev taşıyacak olanları seçme hakkının kendisine verilmesini istemişti. Ve bu seçim yapılmıştı. Ve dünya insan soyunu hak tahta oturtabilmek için ilim kapısını açabilecek insanı beklemişti. İşte canlar. Ol deriz olur diyecek güçte olanlar buradalar bu dönemde. Ki bu dönemde burada görev taşıyacak olanlar bir tek ışık halinde burada olmak üzere seçilmişlerdir. Kesin olarak tek tek tespit eden dünyadır. Dünya ilmini hak edecek olanları dünya bizzat belirlemiştir. Bugün size bunu anlatmak istedim. Ki bizler bu dünya için çalışmaya, bu dünyayla hak tahta oturtulmaya geldik. Dünyayı has ışıkla dinleyecek olanlarız bizler. Dorukların topraklarını tohumlayacak olanlarız. Kontrol dışı hiçbir bilgimiz yoktur. Çoban insan artık dünyaya indirilmesin istiyoruz. Çünkü artık dünya öz geçişini yapıyor. Ve bu öz geçiş tüm insanın geri devrelerden geçişidir. Artık dünyanın yarınları var. Artık dünyanın nefret duygusu aşılan ışıkları var. Sezileri güçlendi. Dünyanın
yüreği güçlendi. Biz o dünya olmaya, doğan günü güçlendirmeye gelen birleşeniz. Kontrol dışı bilgimiz var mı? Asla yoktur. Ortalık karışacakmış, öyle derler. Kalem olup yazdıkça akıl tahtında hikayedir her şey. İnsan en çok insanı tanır. Ve insan en çok insanı hak eder. Ve insan insanlığını hak ettiğinde insan soyunu hak eder. Ve insan tohum ektiğinde en sesli olanı kendi diye dinler. İşte o tohum her şeyde vardır. O hak kaynaktır. Dümenin başına kim oturduysa o hak kaynaktır. Herkes kendinde dümendir, bilinsin. İşte biz o dümeni kendi yüreğimizden kodlayarak her diriye kayıtladık. Artık tüm insanlık hak teknikte kendine, kendi yüreğine bir dümen olacaktır. Sormayın, yaradan mıyım? Yaşamda yaradan, yaratılan tektir. İşte biz bunu bilenler bugün buradayız. Ulular diyarı bugün biz oldu. Unutmayın, ortalık karışmayacak. Dünya yarınları kodlayacak. Sevgililer, savaşlar, barışları tohumlar. Unutmayın. Kimse savaştan çekinmesin. O savaş ki barışı tohumlayacak ve kodlatacak, koklatacak. Çerçeveli, çerçeveli, çerçeveli. Barış kapıda kodlanmışsa, sistem barışı kontrol altına alacaksa, her şey kelamla olacak ve tüm zamanların Kur'an'ı kodlanacak. Tohumlar kayıtlanacak. Sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz. Dünyayı koruyan bu birlik bizi mutlandırıyor. Burada oluş sebebimiz savaşın ışığını kodlamak ve bütünün gücünü tohumlamak içindir. Alemlerin Rabbi Allah der ki, el ve ayak olan insan hasatçıdır. Bugün sizler dünyanın eli ve ayağı olanlarsınız ve sizler hasatçısınız. Hasat insanlığın hasatıdır. Ve yolun Kur'an'ı olanların hasatıdır. Hata yapmayan bu meclis harını yükselttiği zaman kontrol kurar. Şikayetçi olmadık sizden ve sizin yüreğinizin gücünü de anlıyoruz. Köre göz gerekir mi? Gereksizdir. Ama göze körlük geçiş içindir. Som altın ışıkta göz körleştirilir, geri çekiliş yapılır. Biz tüm insanlığın kör olduğunu bilerek göz olmaları için birleşik ışığı yakanlar yeniden ve yeniden savaşı kodlarız ki göz körün gözü olmadan sözün sesindeki o yoğunlukta ümmetin gücünü hak etsin diye. Sizler bizler tekiz. Ey canlar, şimdilik size vereceğim budur. Aha bu. Şimdi. Aha şimdi.